Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. ACE Temel Matematik Soru Bankası sayı kesir problemleri 1'i çözeceğim bugün. Sayfa 165-166. Hemen birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Hangi sayının 4 katının 7 fazlası 35'tir? Bir sayı var. Bu sayının 4 katının 7 fazlası 35 yapacak. Bilinmeyeni yalnız bırakacağız arkadaşlar. 4x eşittir. 35'ten 7 çıkarsa 28 yapar. Her tarafı 4'e bölersem x eşittir 7'dir arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Hangi sayının 5 katının 17 eksiği? Bir sayı var. Bu sayının 5 katının 17 eksiğinin yarısı 4'tür. Burada arkadaşlar 5 katının 17 eksiğinin yarısı hangisini önce diyorsa arkadaşlar ona göre yazıyoruz. 17 eksiğinin 5 katının yarısı deseydi daha farklı yazardık denklemi. Buna dikkat edelim. Önce bölü 2'yi karşıya çarpma olarak atalım. 5x eksi 17 eşittir 8. Eksi 17'yi karşıya gönderirsek 5x eşittir 8 artı 17'den 25, 5x 25 ise her tarafı 5'e bölersek arkadaşlar x eşittir 5 olacaktır. Üçüncü soruyla devam edelim. Beş eksiği ile yarısının toplamı 25 olan bir sayı var. Şimdi yarısını da alacağımız için işlem kolaylı olsun. Bu sayı 2x olsun. Bu sayının 5 eksiği 2x eksi 5 ile yarısı. 2x'in yarısı nedir arkadaşlar? X'tir. Toplamı 25'miş. 2x, x daha 3x. Eksi 5'i karşıya attım. Artı 5, 25, 5 daha 30. 3x 30 ise x nedir arkadaşlar? 10'dur. Olan sayının 5'te 1'i aşağıdakilerden hangisidir? X bizim sayımız değil. Sayımız 2x'ti. 2x 20. 20'nin 5'te 1'i. Yani 20'yi 5'e böl. 20'nin 5'te 1'i kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Evet. Devam edelim. Hangi sayının bir sayı var? 3 fazlasının 1 bölü 3 katının 2 eksiği 7'dir. Bakın ne diyorsa o sırada yaptık. 3 fazla dediği için 3 ekledik. 1 bölü 3 katı dediği için 1 bölü 3 ile çarptık. 2 eksi dediği için 2 çıkarttık. Sıra önemli dedik sayı kesir problemlerinde.
Hemen önce şu eksiği karşıya atarak başlayalım. X artı 3 çarpı 1 bölü 3 eşittir 9. Şimdi bölü 3'ü karşıya çarpma olarak atarsak x artı 3 eşittir 27. Şu çarpı 1'in etkisi yok çünkü onu yazmadık. Bu durumda x nedir arkadaşlar? 24'tür. Evet, devam ediyoruz. 10 ve 25 kuruşlardan oluşan 12 madeni paranın tutarı 240 kuruş olduğuna göre kaç tane 25 kuruşluk madeni para vardır? Şimdi bu tip sorularda 10 kuruşluklar ve 25 kuruşluklar bize hangisini soruyor? 25 kuruşluğu soruyor. 25 kuruşluktan x tane olsun. Toplam 12 tane olduğuna göre 10 kuruşluklardan kaç tane olacaktır arkadaşlar? 12 eksi x tane olacaktır. Peki 12 eksi x tane 10 kuruş var. Yani buradan kaç kuruş olur arkadaşlar? 10 çarpı 12 eksi x kuruş olur. Artı 25 kuruşluklardan da x tane var. Buradan kaç parası olur? 25x kuruşu olur. Toplamda da 240 kuruş yapmalı. Dağıtırsak onu 120 eksi 10x artı 25 eşittir 240. 25x'ten 10x çıkarsa 15x kalır. 120'yi de karşıya atıp 240'tan çıkartırsam 15x eşittir 120 olur arkadaşlar. 120'yi de 15'e bölersem kaç yapacaktır? 8 yapacaktır arkadaşlar. Yani 8 tane 25 kuruşu varmış. Sağlamasını da yapabiliriz. 25 kuruştan 8 tane varsa 25 çarpı 8, burası sağlamasıdır. Kaç yapar arkadaşlar? 200 kuruş yapar. 10 kuruşluklardan da kaç tane olur o zaman? 8 tanesi 25 kuruşluksa toplam 12 kuruş, 12 tane parası varsa 4 tane de 10 kuruşu varmış. Oradan da 40 kuruş yapar. Toplarsak gerçekten neyi verdi bakın? 240 kuruşu verdi. Devam edelim. Toplamlarının farkına oranı 5 bölü 3 olan pozitif iki tam sayının çarpımı 16'dır. Şimdi bakalım arkadaşlar. İki sayı var. Bu sefer iki bilinmeyen kullanacağım. Bilinmeyenleri çok sevmediğinizi biliyorum. Toplamının farkına oranı 5 bölü 3. Ne yapacağım arkadaşlar böyle bir orantı gördüğüm zaman? İçler dışlar yapacağım. Hemen yapayım. 3x artı 3y eşittir 5x eksi 5y. Aynı türden olanlar yan yana gelsin. Eksi 5y'yi 3y'nin yanına atayım. O zaman 3x'i de 5x'in yanına atayım. Eksi 5y artı 5y olacak. 3y de burada vardı. 8y. 3x'i de 5x'in yanına attım. Çıkartma olarak gitti. 5x'ten 3x çıkarsa 2x. Her tarafı 2'ye bölersem 4y eşittir x arkadaşlar. Bir bilgi daha var burada. Çarpımları 16 yapacak. Şimdi diyelim ki y 1. Bu durumda 4 çarpı 1'den x 4. 1 ile 4'ün çarpımı 16 yapmaz. Kaç yapar? 4 yapar. Ama çarpımın kaç yapmasını istiyorum? 16. O zaman sayıları, başta seçtiğim sayıları kaç katına çıkartmam lazım? 4 katına mı çıkartmam lazım arkadaşlar? 4 katına çıkartırsam 4 16 olur. Çarpma olduğu için fazla olur. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Her birini, çok pardon, hemen düzeltelim onu.
seçtik. Bir seçtik. Kaç katına çıkartmalıyım? 2 kat almalıyım arkadaşlar. 2 çarpı 8 16 yapar. Bu sayılardan büyük olanı kaçtır? Kaçtır arkadaşlar? 8'dir. Devam edelim. Ardışık 3 tek tam sayının toplamı ortanca sayının 2 katının 5 fazlasına eşit olduğuna göre büyük sayı kaçtır? Şimdi 3 tane sayı var. Şöyle diyelim. Buna küçük diyelim. Bir ortanca, bir de büyük olsun. Şimdi ortancadan hareket edelim. Ortancaya biz x dersek, bunlar ardışık tek tam sayılarmış. Ardışık iki tane tek tam sayı arasındaki fark kaçtır arkadaşlar? Mesela 1, 3. Fark kaçtır? 2. Veya 11, 13. 15, 17. Fark 2. Yani ortanca x ise bir önceki küçük olan ondan 2 eksiktir. Bir sonraki büyük olan ondan 2 fazladır. Peki ne diyor? Bu 3 tane sayının toplamı. Bunların toplamı neymiş? Ortanca sayının iki katının, ortanca x demiştim. Ortanca sayının iki katının 5 fazlasına eşit. Hemen bakalım. Şu artı 2, eksi 2 gider. X, 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 3x yapar. 3x eşittir 2x'ten. Pardon, 2x artı 5'ten. x'i sol tarafa atarsam x eşittir 5 olur. X ortancaydı, unutmayın. En büyük kaçtır? Ortanca 5 ise bu sayılar 3, 5 ve 7'dir. En büyük olan 7'dir arkadaşlar. Evet, hemen bakalım. Fındığın kilogramı 25 TL iken 18 kilogram fındık alan bir kişi. 25 TL'den 18 kilo alıyor. Bu adamın kaç parası var o zaman? 25 çarpı 18'den 8 kere 5 44 elde. 8 kere 2 16. 4 daha 20. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. Toplarsak 0 5 450 TL'si var bu adamın. Sonra fındığın kilosu 30 lira oluyor. Fındığın kilosu 30 lira olursa aynı paraya kaç kilogram fındık alabilir diyor bu adam. 450 lirayı 30'a bölersem, şöyle birer sıfır attık. 4'te 3 bir kere var. 1 5'i indirdik. 15'te 3 5 kere var. 0 0 kaç kilo alabilir artık arkadaşlar? 15 kilo alabilir. Evet. Şöyle yapalım. 30 soruluk bir sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmekte ve her netin puan değeri 4'tür. Buna göre bu sınava giren bir öğrencinin soruların tamamını cevaplandırarak 60 puan alabilmesi için kaç soruyu doğru cevaplandırması gerekir? Bir kere 4 puan alıyorsa her netten ve 60 puan alması gerekiyorsa 60 bölü 4'ten kaç net yapması lazım arkadaşlar? 15 net yapmalı. Bu nete ulaşacağız. Nete ulaşmanın yolu da doğru ve yanlış sayılarından geçiyor. Hemen bakalım. 30 soruda diyelim ki x tane doğru yaptı. Sorularında hepsini cevaplandırmış. Bu durumda 30 eksi x tane yanlış yapmış. Şimdi burada kritik nokta şu. Yanlışlar kaç tane doğruyu götürecek? Şimdi diyelim ki 8 tane yanlış yaptı. 22 doğru, 8 yanlış.
8 yanlış kaç doğruyu götürüyor arkadaşlar? 8 bölü 4'ten 2 doğruyu götürüyor. Çünkü 4 yanlış bir doğruyu götürüyordu. O zaman net hesabı yaparken de doğrularla, pardon, doğrulardan neyi çıkaracağım? Direkt yanlışları değil, yanlışların 4'te 1'ini çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü 4'te 1 kadar doğruyu götürdüğü için çıkartacağım. Bana neyi verecektir? 15'i verecektir. Payda eşitlersek 4x eksi 30. Bu eksi şuradaki eksiyi artı yapar. Artı x bölü 4 eşittir 15. Bunu da çarpı olarak atarsak 4x 1x daha 5x eksi 30 eşittir 60. 5x eşittir. Eksi 30'u da karşıya şutlarsak artı 30'dan 90 yapacaktır. Her tarafı 5'e bölersem 90 bölü 5 kaç yapar arkadaşlar? 18 yapar. 18 doğru, 12 yanlış yapmalı. Evet, bize doğru sayısını sorduğu için bu şekilde cevaplandırdık. Evet, devam edelim. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçer üçer oturduğunda 6 kişi ayakta kalıyor. Beşerle oturduğunda ise 2 sıra boş kalıyor. Bu tip sıra sorularında arkadaşlar ne değişmiyor? Sınıftaki değişmeyenler nedir? Bir, sınıf mevcudu değişmez. İki, ne değişmez arkadaşlar? Sıra sayısı değişmez. Bunların üzerinden gitmeliyim. Sıra sayısı değişmez. Peki, şimdi ne diyor bakalım? Şöyle bir şey yapalım. Bunlara harf verelim. İşimiz kolaylaşacak. Sınıf mevcudu M olarak gösterilsin arkadaşlar. Sıra sayısına da X diyeyim. Üçerli oturduklarında 6 kişi ayakta kalıyormuş. Şimdi X tane sıra var. Diyelim ki 10 tane sıra var. 3 kişi oturursa her sıraya kaç kişi oturmuş olur? 3 çarpı 10'dan 30 kişi oturmuş olur. X tane sıra varsa 3x kişi oturmuş olur. 6 kişi de ayakta kalmış. Bu neyi vermiş? Sınıf mevcudunu. İkinci durumda beşerli oturduklarındaysa 2 sıra boş kalmış. Şimdi x tane sıra var. 2 sıra boş. 2 sırayı çıkarttım. Geri kalanlara kaçarlı oturdular? 5'erli çarpı 5. Yine neyi verecektir? Sınıf mevcudunu. Ne yapacağım? Bunları birbirine eşitleyeceğim. 3x artı 6 eşittir 5 çarpı x eksi 2. 3x artı 6 eşittir. 5'i içeri dağıtıyorum arkadaşlar. 5x eksi 10. Devam edelim. Eksi 10 sol tarafa, 3x de sağ tarafa gitsin. 16 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye bölersem x eşittir 8. Nedir bu x arkadaşlar? Sıra sayısı. Sınıftaki öğrenci sayısını soruyor. Herhangi birini de yerine koyabilirim. İkisi de mevcudu veriyor zaten. Şurada x yerine 8 yazarsam 3 kere 8 24, 6 daha sınıf mevcudu ne yapacaktır? 30 yapacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Toplamları 120 olan 3 sayıdan birinci sayının ikinci sayıya oranı 3 bölü 5. Şimdi birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Ne olsun bu sefer? A, B, C diyelim. Şimdi birinci sayının ikinci sayı oranı 3 bölü 5. İkincinin de üçüncüye oranı 5 bölü 7. Oran orantıda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın ortak olan B üzerinden gitmeli. Bunlar aynı.
aynıysa B'ye 5K dersem C'ye 7K olur. A da 3K olur. Toplamlarının yüzülme olduğunu biliyorum. Demek ki A artı B artı C 120 ise şöyle karışmasın. Demek ki 3K artı 5K artı 7K 120. Buradan da ne olur arkadaşlar? 15K 120 ise her tarafı 15'e böldüğümde K eşittir 8 olur. Bu sayıların en küçüğü kaçtır demiş. Hangisi en küçüktür? 3K en küçüktür. Yani A eşittir 3 çarpı 8'den en küçüğü 24'tür. Evet. Son sorumuz. Bir çocuk merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıkıp dörder dörder iniyor. İnişte ve çıkışta attığı toplam adım sayısı 72 olduğuna göre bu merdiven kaç basamaklıdır? Burada değişmeyen şey ne arkadaşlar? Merdivendeki basamak sayısı. Şimdi şöyle diyelim. Mesela 20 basamaklı bir merdiven var. İkişer ikişer çıkıyorum. Kaç adım atmış olurum? 20 bölü 2'den 10 adım atmış olurum. İnerken de 4 adım, 4'er 4'er indim. Kaç adım atmış oldum? 5. Toplamda 15 adım atmış oldum. Örnek veriyorum. Ha, demek ki attığım adım sayısını, merdiven sayısını attığım adım sayısına bölerek, kaçarlı atıyorsam buna bölerek attığım adım sayısını buluyorum. Şimdi burada merdivendeki basamak sayısına İkişer ikişer çıkıp dörder dörder iniyorsam hani böleceğim. 2'ye ve 4'e bölünsün. O zaman 4x diyelim. Şimdi çıkarken ikişer ikişer çıkıyorum. Kaç adım atmış oldum? 4x bölü 2'den 2x adım attım. İnerken de dörderli iniyorum. Böldüm 4'e. Kaç adım attım? X adım attım. Toplamda kaç adım atmış oldum? 3x. Attığım adım sayısı 72. Her tarafı 3'e bölersem ne yapacaktır arkadaşlar? X eşittir 24. Basamak sayısını soruyor. X 24. Basamak 4X'ti. 4 çarpı 24'ten bu merdivende 96 basamak vardır arkadaşlar. Evet, testimizin sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. ACE Temel Matematik Soru Bankası problem çözümleri devam edecek arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.